Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 7. haftası 5. videosundayız. Yani son videodayız arkadaşlar. Evet, üçgende benzerlik alan ilişkisinden bahsedeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Benzerlik alan ilişkisi. Arkadaşlar daha önce de bundan bahsetmiştik. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına bir eşittir diye benzerlikte söylemiştik ama öyle geçiştirmiştik. İsterseniz şimdi de ispatını da yapalım. ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerse. Hocam ABC'deki A açısıyla buradaki DEF'deki D açısı birbirine eşit mi? Eşit. O zaman aynı açının karşısındaki kenarlar oranı benzerlik oranına eşittir. 2 bölü 3. Hatta karesi de 4 bölü 9 olur diyor. Bakalım gerçekten öyle mi oluyor? Hocam burada iki tabanına ait yükseklik çizecek olursak, hop şu yüksekliği. Burada da 3 tabanına ait yükseklik çizecek olursak benzerlik oranı kaç? 2 bölü 3 olduğundan yükseklikleri oranı da 2 bölü 3 müdür arkadaşlar? Yalnız aynı açılardan çizilmesine dikkat ediyorduk. Evet, aynı açılardan da çizilmiş, sıkıntı yok. O zaman alanları oranlayalım. Hocam bir tanesinin alanı 2 çarpı 2K bölü 2. Öbürünün alanı da 3 çarpı 3K bölü 2 olduğundan K bölü 2'ler gider. Ne kaldı? 4 bölü 9 oldu. Gerçekten de benzerlik oranı 2 bölü 3 iken alanlar oranı 4 bölü 9 oldu. Yani benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit oldu arkadaşlar. Yalnız burada tek bir şeye dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. O bir şey de nedir? Böyle benzerlik oranı gördüğünüz zaman üçgenler ayrı ayrıysa hemen 4A 9A yazabilirsiniz. Ama iç içe olması durumunda alanları güzel bir şekilde paylaştırmanızı tavsiye ediyorum. Hadi bakalım ne demek istiyorum? Şimdi birkaç tane şeyle görürüz bunu. Ama öncelikle şu notum da var. Temel orantı ve kelebek benzerliğinde de bu oran uygulanabilir. Şimdi temel orantıyı gördüğümüz zaman farz edelim. Bir örnek üzerinde gösterelim burada. Biri 3K, biri şurası da K iken temel orantı da şu bölü tamamı. Aslında temel orantı benzerliğini de ispatlarken yapmıştık. Şu üçgenle büyük üçgen benzer dememiş miydik arkadaşlar? Evet. Benzerlik oranı da 3 bölü 4. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir. Yani 9 bölü 16. İşte burada şu hatayı yapıyorsunuz. Hocam burası 9A iken burası 16A diyorsunuz. Hayır. Senin sarı üçgenle büyük üçgen benzer. İç içe üçgenler. 9A iken tamamı 16A. Buraya da 7A kalıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta daha ince bir ayrıntı daha vereyim size. Hocam şunlar birbirine eşit olduğunda bak. Bazı şeylerde, sorularda da bunu kullanabiliyoruz. Bu da böyle gittiği zaman. Şöyle kafadan bile yapabilirsiniz. Benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Hocam burası A iken tamamı 4A. Buraya ne kaldı? 3A kaldı. Hocam şöyle yaptığın zaman benzerlik oranı 1 bölü 3. Karesi 1 bölü 9. Hocam A ise 9A'dır. Buraya da ne kaldı? 5A kaldı. Çünkü 4A'sı burada. Hocam şöyle baktığımızda benzerlik oranı 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 16 olacak. A ise 16A olacak. Hocam buraya 7A kaldı. Çünkü 9A'sı burada olduğundan dolayı. Dikkat edin ne geldi burada? 1, 3, 5, 7 hatta tek sayılar halinde de böyle devam eder. Özellikle şunu çok kullanıyoruz arkadaşlar. A'ya 3A olmasını. Dikkat edin bunu göstermişken diğerini de gösterelim. 1, 3, 5, 7, 9 diye gittiğinde ispatlamış da olduk burada. Tamam. Hatta böyle şey var ya 9A'ya 7A'yı bazı arkadaşlar şöyle de yapabiliyor. Hocam burası şöyle dedik ya. Bak mesela 3K ve burası K dedik ya. Bunu şöyle yapıyorlar. 3K'yı. Hocam KKK diye paylaştırıyorlar. Sen KKK diye paylaştırınca ne biliyorsun? Hocam burası A iken burası 3A, burası 5A, burası 7A diye gidecek mi? Evet. Gerçekten de 9A iken 7A oldum burada. Bazen bu yöntemi de uyguluyorlar ama bu tabii ki temel orantı şuradaki ilk yaptığımız yöntemde tanım olduğu için bilmemiz lazım. Bence bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bu bize sadece pratiklik sağlıyor bazı noktalarda. Siz de buna dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Evet, kelebekte gelelim. Kelebekte de aynı oranı görebiliriz. Kelebekte de gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Hocam bu üçgenle bu üçgenin benzerliğinin ispatına yapmıştık açı benzerliğinden. Direkt bir kelebekteki oran 2 bölü 6. 2 bölü 6 dediğimiz nedir? 1 bölü 3. İşte bu 1 bölü 3'ün karesi alanlar oranına eşittir. Yani alanlar oranı 1 bölü 9'dur. Hocam burası A iken burası 8A değil. Bak üçgenler ayrı gayrı. O zaman ayrı gayrıysa alanlar da ayrı gayrı yazabiliriz. Ayrı ayrı olduğu için A ise 9A yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. Benzerlik alan ilişkisinin mantığı bu. Hem benzerlik hem de alan aynı anda gördüğünüz zaman benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşittir kullanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi gelelim örnek 41'e. Neler verilmiş burada? Hocam alanlar oranı isteniyor. Hocam alan dağıtma mı yapacağım? Şöyle yapsak burada 2'den buraya alan dağıtma yapamıyoruz ki verilen bilgi hiçbir zaman boşu boşuna verilmemiştir. Şu nokta açılarını kullanmam lazım. Hocam nokta açılarını nasıl kullanacağız? Arkadaşlar bir kalıbımız da vardı.
Veya da düşünün, burada bir şu uzunluğu bulmaya çalışacaksınız, tamam mı? Bu uzunluğu bulmaya çalışınca belki alanı dağıtabilirsiniz. Uzunluk bulmaya yönelik işlem yapmaya kalkıştığınız zaman o yok, bu yok, şu yok. Yani dik üçgen, açı ortay, kenar ortay, o yok, bu yok, şu yoksa aklımıza ne geliyordu? Tabii ki benzerlik. Hocam birer açılar eşit verilmiş. İlk etapta açı 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 benzerliği gelecekti. Birer açılar eşit verilmişse hemen neye bakıyorduk? Ortak açısı var mı diye bakıyorduk arkadaşlar. Evet, bu üçgen ve büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Hocam bak, nokta karaladım, üçüncü açı çift çizgi, nokta karaladım, üçüncü açı çift çizgi. İki üçgen benzer çıktı. Bir de alan ilişkisi soruluyor. Benzerlik alan ilişkisini düşüneceğim. Burada noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı kaç? 4. Benzerlik oranı 2 bölü 4, yani 1 bölü 2. Benzerlik alan ilişkisi de benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olduğundan 1 bölü 4 olacak. Bak şunu yazmayın. Burası A iken burası 4A değil. Dikkat. Ne var burada? Burası A iken bu üçgenle büyük üçgen benzer olduğundan dolayı, burası A ise buraya ne kaldı arkadaşım? 3A kaldı. Senden ne isteniyor? Bu oran isteniyor. Alan ADE'ye bak, A bölü. Alan BCED dörtgenine bak, 3A. Oranladığımız zaman kaç çıktı? 1 bölü 3 çıktı. İşte iç içe olan üçgenlerde lütfen buna dikkat. 41. soruyu 1 bölü 3 bulduk. Geldik 42'ye. Soruya bakıyoruz. Alanlar ilişkisi var. 90'larda havada uçuşuyor. 90'lar havada uçuşunca ne yapıyorduk? Alfa beta yapıyorduk, değil mi? Yap bakalım. Alfa beta. Alfa 90 ise beta. Hocam üçgenler benzer oldu. Nasıl üçgenler? Şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Benzerlik oranı var mı burada? Aslında var. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 8. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olduğundan. Hocam alanları vermiş mi? Vermiş tabii ki. Bak, alanları eşit vermiş. Buradaki alanla buradaki alan birbirine eşit verilmiş. A ve A alanı. Hocam alanlar oranı A bölü A değil. Dikkat. Sarı üçgenle büyük üçgen benzer. Alanlar oranı uzar. A bölü 2A olacak arkadaşlar. Yani buraya ne kaldı? 2A kaldı. Burada karesini alıp işler dışlar yapabiliriz aslında, ama bence 2 bölü x'in karesi ya eşittir 1 bölü 2 ya. Her iki tarafın kare kökünü alalım. Buradaki kareden böyle de kurtuluruz. Yani 2 bölü x eşittir 1 bölü kök yaptı. O zaman x de buradan neye eşit oldu? 2 kök 2'ye eşit oldu. Örnek 42 böylelikle ne çıktı? 2 kök 2 çıktı. Geldik örnek 43'e. Hocam yine 90'lar havada uçuyor ama verilen bilgilere bir bakalım. Burası K verilmiş, burası 2K verilmiş. Yazalım hemen. Burası K iken burası 2K verilmiş. Buradaki bölü 4'lü var ya, şu alana ben 4A dersem. Hocam burası 4A alanı verilmiş. Alan ABC ne yapıyor? Bunu öbür tarafa attığım zaman dörtler sadeleşiyor. Alan ABC neye eşit oldu arkadaşlar? 27 artı A'ya eşit oldu. Şu alan 27 artı A'ymış arkadaşlar. Allah Allah, ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağımız hamle belli aslında. Ne yapacağız? Hocam alfa beta'ya dalalım. Alfa beta alfa beta. Hocam hem benzerlik var hem alan var. Benzerlik alan ilişkisi olduğu belli. Ama şu üçgenle şu üçgenin benzerliğine baktığımızda 90'ın karşısı 2K, 90'ın karşısı X. Benzerlik oranı yok. Alanlar oranı da yok. Bir iş, işime yaramaz. Beta'nın karşısı yok. Beta'nın karşısı yok. Var da yok. Alfanın karşısı 12, alfanın karşısı yok. Benzerlik alan ilişkisini kuramıyorum burada. Ne yapacağım? Dikkat ederseniz K'ya K ve 2K verilmiş. O zaman sen K ve 2K'yı yoğunlaşacaksın. Hadi bir yoğunlaş bakalım, nasıl bir hamle yapabilirsin? Bir yoğunlaşır mısın? Durdur videoyu, yoğunlaş. Ben bu K ile 2K'yı nasıl kullanacağım diye düşün. Bu düşünmeler seni şey yapacak arkadaşlar. Bu düşünmeler senin geometri seviyeni yükseltecek. Artık bu düşünme tarzına alıştın. Benim sana sorduğum sorularla sen de soru çözemediğin zaman yapıyorsun. Çünkü verilen bilgiye odaklı çözüyorsun artık. Hocam tamam, neyse, durdurdunuz, yapmaya çalıştınız, yaptınız veya yapamadınız. Hocam burada K ve 2K. Burada 90'ın karşısı 2K. Benzerlik, bir şey yapmam lazım. Hocam o zaman burada da 90'ın karşısı 2K yapayım. Şöyle bir dik çizsem. Bak, 90'ın karşısı K, 90'ın karşısı 2K. O zaman K ile 2K mantığını kullanmış olurum. Yani şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu ve benzerlik oranı da belli. Benzerlik oranı kaç? Soldan sağa 1'e 2. Hocam benzerlik oranı çok güzel. 1 bölü 2 ise karesi alanlar oranı da 1 bölü 4'tür. Hocam 1 bölü 4 oran var. Burası 4A ise burası ne olacak o zaman? A olacaktır. Tamam. Madem benzerlik oranı 1 bölü 4. Burada alfanın karşısı var. Alfanın karşısı da 1'e. Alfanın karşısı 4'tür. Yani direkt burası kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. 3 mü yapar? 1'e 4 olduğundan dolayı. Yok, 1'e 2 değil mi arkadaşlar? Benzerlik oranı, alanlar oranı 1'e 4'tü. Benzerlik oranı 1'e 2 idi. O zaman alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı kaç olacak burada? 6 olacak. Peki şu bilgiyi kullanayım. Dikkat edin. Alan ABC'yi ne demiş? 27 artı A demiş. Bak, A, B, C'ye bakıyorum. A'sı buradaysa bu alan kaç yapmalı arkadaşlar? 27 yapmalı.
Madem bu alan belli, şu beta kuyruğun fazla büyük olmuş. Madem bu alan 27, şuraya a diyecek olursam 6 çarpı a bölü 2 değil midir? Dik üçgenin alanı değil midir arkadaşlar bu? Evet. 6 çarpı a bölü 2 27'ye eşitse a'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. E hocam a'yı 9 bulduysak artık, a'yı 9 bulduysak x'i de buluruz galiba değil mi? Hocam a 9 ya. E burada dikten dik çizilmiş. 6 var, 9 var. Şuraya da bir n diyeyim. Öklit bağıntısından dolayı 6'nın karesi de 9 çarpı n'den. N de buradan kaç çıkar arkadaşım? N de buradan 36 bölü 9'dan 4 çıkar. Hocam n'i de 4 bulduysak artık işimiz kolay. Bizden x isteniliyor. X de neye eşit? 9 ile 4'ün toplamı yani 13'e eşittir arkadaşlar. Evet, soru güzel bir soru. Olay nerede bitiyor? Buradaki k ve 2k mantığını kullanmayla bitiyor. Yani sen verilen bilgiye yoğunlaş, sonuca bir o kadar da yaklaşırsın. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Ve geldik son soruya. Yani bu haftanın son sorusundayız arkadaşlar. Hadi bakalım soru ne diyor? AF bölü FC vermiş bize. AF 2K iken FC'yi K vermiş. BD bölü DC verilmiş. Burası 2A iken burası 3A verilmiş. Sonra bizden ne isteniyor? Bir de şunlar paralel verilmiş. Arkadaşlar bunun adı bu paralelse 2'ye 1 oran varsa burası da 2'ye, burada da 1 oran var mıdır? Vardır. E hocam temel orantı var burada. 2 bölü 3 benzerlik oranı. Hemen benzerlik oranını uygulayalım arkadaşlar. Nereden başlayalım? S1'in olduğu yerden başlayalım ya. Şuradan başlayalım. Şunun şunu oranı. 2 bölü 3 karesi nedir? 4 bölü 9. Hocam burası 4A iken burası 9A. Sakın bu hatayı yapma. 4 bölü 9. Tamamı 9A. Buraya ne kaldı? 5A kaldı. Buraya gelelim. Hocam 2A'da kalan 9A ise 3A'da kalan bilmem ne diyeceğiz. Bir de bunu paylaştıracağız. Böyle diyeceğimize işimiz böyle uzun olacak. Burada da aynı şekilde 2 bölü 3 benzerlik oranı var ya, buraya B cinsinden yazayım. Sonuçta benden ne isteniyor? Bu bölü bu isteniyor. Bakarız, bu B cinsinden yazalım da bakarız arkadaşlar. Biz 2 bölü 3 yine burada benzerlik oranı, karesi 4 bölü 9. Yani burası 4B iken burası da 9B olduğundan buraya da ne kaldı arkadaşlar? 5B kaldı. Senden ne isteniyor? S1 bölü S2. 4A bölü 5B. Arkadaşlar 4 bölü 4A bölü 5B isteniyor. A bölü B'yi bulursak olay bitti sanki değil mi? Arkadaşlar buradaki 2'ye 3 oranını da kullanmam lazım. 2'ye 3 oranı tabanlardaki oran alanlardaki orana eşit değil midir? Evet. Yani 2A'nın 3A'ya oranı eşittir 9A bölü 9B değil midir? 9A bölü 9B'dir. Buradan ne geldi arkadaşlar? 9'lar gitti. A'lar da gitti. A bölü B 2 bölü 3 eşit oldu. Yani A dediğimiz 2S, B dediğimiz kaç? 3S oldu mu? Oldu. Benden ne isteniyordu arkadaşlar? S1 bölü S2 isteniyordu. Yani 4A bölü 5B isteniyordu. Arkadaşım A yerine yaz 2S'i, 8S bölü B yerine yaz 3S'i, 5 kere 3 15S. S'ler nanay oldu ve cevabımız kaç oldu? 8 bölü 15 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 8 bölü 15 çıktı. Ve burada da olayı bitiriyoruz arkadaşlar. Alan konusunda bitirmiş olduk. Çok iyi bir şekilde öğrendiniz bence. Dikkat etmeniz gereken noktaları da biliyorsunuz. Çok ince ayrıntı yok. İlk 3 videoya tekrar söylüyorum, dikkat edin. Bir de benzerlik alan çizgisi de önemli yalnız. Her yerde kullanıyoruz. Buradaki videoya da lütfen ama lütfen dikkat edin. Evet gençler, böylelikle bu haftayı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.